Aşkınıza iyi bakın. Hikayemizin ismi. Ama siz yine de aşkınıza iyi bakın. Efendim, hoş geldiniz. Yepyeni bir hikaye ve bugünün özel dakikaları. Hadi renklendirelim. Bakalım neler katacağız kendimize. 2 yıldır evliydiler. Erkek edebiyatı ve şiiri çok seviyordu. Yazılarını internet sitelerine gönderiyor, şiirlerini dergilere postalıyordu. Fakat kimse dönüp bakmıyor, okuyan ve beğenen de çıkmıyordu. İyi bir fotoğrafçıydı ama edebiyat ve şiire merakı yüzünden fotoğrafçılığı bir kenara bırakmıştı. Kendi düğünlerindeki fotoğrafların büyük bir çoğunluğunu da o çekmişti. Karısını çok seviyordu. Karısı da onu çok seviyordu. Çok. Kızın biraz sabırsız bir karakteri vardı. Zaman zaman kızıp bağırır, küserdi. Erkek daha sabırlıydı. Her zaman karısını hoş görür, affedici olmaya çalışırdı. Erkeğin başı edebiyat ve şiirle hoş olduğu için evin geçimini karısı sağlıyordu. Şimdilik. Çok satan bir yazar oluncaya kadar tabii, Kızın naz günüydü bugün. Yine kocasından sevmediği bir şeyi yapmasını istiyordu. Kız arkadaşının düğün fotoğraflarını onun çekmesini istiyordu. Ve eşi, arkadaşımın düğün fotoğraflarını neden sen çekmiyorsun? Üstelik karşılığını fazlasıyla ödeyeceğini söyledi. Adam, bugün vaktim yok. Kız, öf, yine mi? Yine mi şu roman yazma işini biraz kenara bıraksan? Pekala, vaktim var. Vaktin olacak. Erkek, bir gün herkes benim yazdıklarımın kıymetini anlayacak. Kız, ben anlamam. Arkadaşımın düğün fotoğraflarını çekeceksin. Erkek, hayır. Kız, ne olur sadece bir kez. Erkek, hayır dedim ya. Diyalog burada koptu. Kız son uyarısını yaptı. Ya 3 gün içinde bunu kabul edersin ya da... İlk günün sonunda kocasına mutfağı, banyoyu, bilgisayarı, buzdolabını, televizyonu ve müzik setini yasakladı. Yasaklardan yatağı hariç tuttu, sadece her şeye rağmen sevdiğini göstermek için. Erkek aldırış etmedi. Derken 2. gün başka yasaklar ve bunu 3. deki başka yasaklar takip etti. Ve 3. gece yine aynı yatağı paylaşıyorlardı. Ancak sırtları birbirine dönüktü. Erkek, konuşmamız lazım. Kız, fotoğraf çekimi dışında konuşacak bir şeyimiz yok seninle. Erkek, çok önemli bir konu. Kız sessiz kaldı. Erkek birdenbire, ayrılalım mı? Ne dersin? Kız kulaklarına inanamadı. Şaşkın. Erkek, bir kızla tanıştım. Kız kırgınlığını ve şaşkınlığını saklayamadı. Gözleri çoktan nemlenmiş ve yüzünde göstermemeye çalıştığı 2 damla gözyaşı aşağıya süzüldü. Erkek pijamasının cebinden bir fotoğraf çıkardı, tam kalbinin üzerinde saklıyordu. Erkek, hoş bir kız. Kızın gözyaşları çoğalmaya başladı. Erkek, anlaşabileceğim biri, beni çok seviyor ve beni istemediğim şeyleri yapmak için zorlamayacağından eminim. Ayrıca iyi bir yazar olmam için de bana destek verecek. Kızın kıskançlığı iyice arttı. Çünkü bir zamanlar bütün bu sözleri kendisi de vermişti. Erkek, fotoğrafını çektim. Sen de bakmak ister misin? Kız, erkek fotoğrafı bakması için kıza uzattı ama kız karşı konulmaz bir öfkeyle erkeğin elini şöyle bir tersiyle itti. Ve kız ağlamaya başladı. Erkek fotoğrafı tekrar koynuna koydu.
ışığı söndürdü ve uyumaya başladı. Kız ışığı yaktı ve oturdu. Erkek uyuyordu ama kızın uykusu kaçmıştı. Bir zamanlar kendisi de diğer kız gibi davranmıştı ona. Ne çabuk unutulmuştu iyilikleri, desteği, sevgisi. Tekrar ağladı. Onu uyandırmak istiyordu. Aşklarının hatırasını yeniden kalbine yazmak istiyordu. Erkeğin pijamasının açık yakasından fotoğrafın arka yüzü görünüyordu. Merak duygusu kıskançlığını ve öfkesini yendi. Kaybedeceği bir şey yoktu nasılsa. Yoktu. Elini uzatıp yavaşça aldı fotoğrafı. Baktı. Ağlamak istedi doyasıya. Doyasıya gülmek de istedi. Güzel çekilmiş bir fotoğraftı. Kız da güzeldi. O fotoğraf kendi fotoğrafıydı. Bir ara kendisinden habersiz çekmiş olmalıydı. Eğildi, kocasının yanağından öptü. Erkek tebessüm etti. Uyuyormuş gibi yapıyordu çünkü. Anlayanlar için anlatılan bir hikayeydi bu. Evet. Eğer ki anladıysanız, sakın, sakın ama sakın sevdiklerinizi üzmeyin. Üzmeyin onları. Kırmayın kalplerini. Aşkınıza iyi bakın. Lütfen aşkınıza çok iyi bakın. Evet, böylesine özel bir aşk hikayesinden hemen sonra. Şöyle bir bakıyorum süreme. Evet, biraz daha var. O zaman hemen şöyle çok özel bir metin daha seslendirelim. Murat Han Mungal. Oysa mutluluk insanın boyu hizasındadır. Önce evlendiğimizde hayatın daha iyi olacağına inandırırız kendimizi. Evlendikten sonra, bir çocuğumuz doğduktan, hatta ardından bir tane daha olduktan sonra hayatın daha iyi olacağına inandırırız kendimizi. Sonra çocuklar yeterince büyük olmadıkları için kızar, onlar büyüyünce daha mutlu olacağınıza inanırız. Bundan sonra ergenlik çağında çocuklarla uğraşmamız gerektiği için öfkeleniriz. Kendimize çocuklar bu dönemden çıkınca daha mutlu olacağımızı söyleriz. Kendi kendimize yaşamamızın yeni bir araba alınca, güzel bir tatile çıkabilince, emekli olunca dört dörtlük olacağını söyleriz. Söyler miyiz? Söyleriz. Gerçek ise mutlu olmak için şu andan daha iyi bir zaman olmadığıdır. Eğer şimdi değilse ne zaman? Ne zaman? Hayatınız her zaman mücadelelerle dolu olacaktır. En iyisi bunu kabul edip her ne olursa olsun mutlu olmaya karar vermektir. Meşhur bir yazar der ki, uzun bir zamandan beri hayatın, gerçek hayatın başlamak üzere olduğu izlenimine kapılmıştım. Fakat her zaman yolumun üzerinde bir engel, öncelikle erişilmesi gereken bir şey, bitmemiş bir iş, hala hizmet edilecek zaman, ödenecek bir borç oldu. Sonra hayat başlayacaktı. Sonunda anladım ki bu engeller benim hayatımdı. Bu görüş açısı mutluluğa giden bir yol olmadığını görmemi sağladı. Mutluluk yoldur. Öyleyse sahip olduğunuz her anın kıymetini bilin ve ona özel biriyle paylaştığınız vaktinizi beraber harcayacak kadar özel tabii ki. Evet, vaktinizi beraber harcayacak kadar özel biri için daha fazla değer verin ve unutmayın. Zaman hiç kimse için beklemez. Öyleyse okulu bitirene kadar, tekrar okula gidene kadar, para kaybettiğiniz veya kazanana kadar, çocuklarınız olana kadar, çocuklarınız evden evlenip ayrılana kadar, İş başlayana kadar, emekli olana kadar, evlenene kadar, boşanana kadar, cuma gecesine kadar, pazar sabahına kadar, yeni bir araba veya ev alana kadar, arabanızın ya da evinizin borcu ödenene kadar, ilkbahara kadar, yaza kadar, sonbahara kadar, kışa kadar, birine veya 15'ine kadar, şarkınız söylenene kadar, ayılana kadar, ölene kadar, mutlu olmak için
içinde bulunduğunuz andan daha iyi bir zaman olduğuna karar vermek için beklemekten vazgeçin. Vazgeçin. Mutluluk varış değil, bir yolculuktur. Pek çokları mutluluğu insandan daha yüksekte ararlar. Bazıları da daha alçakta. Oysa mutluluk insanın boyu hizasındadır. Unutmayın, yarın kimseye vaat edilmemiştir. Ne güzel de tamamladı, değil mi efendim? Sevgili izleyenler, çok teşekkür ediyorum. Yine hikayelerin devamlılığı için sizler ne yapıyorsunuz? Unutmuyorsunuz. Bir, sevdiklerinize tavsiye ediyorsunuz. Evet, bu kanalda sadece hikaye olduğunu, her çeşit hikaye, çok özel hikayeler ama. Her biri de hayatımıza ışık tutan, bakış açımızı geliştiren özel hikayeler olduğunu ya da beğenerek, paylaşarak sevdiklerinize tavsiye de etmiş oluyorsunuz zaten aynı zamanda. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aşk ola.